Neneciğim hoş geldin. Ne haber? İyi. Özledik seni. Oo. Özledim. Kabuğunu özledim. Bak burayı merdiveni devam ettirdim aşağı doğru. Oradan devam edecek. Çok iyi yaptı. Allah razı olsun. Kollarına kuvvet. Tavundan da ekemedik de. Artırmadık. Ederiz ya. Var var tohumu var benim. Ha bak şuraya çok güzel ettin. Aferin. Bir içelim aşağı. Ha? Süper. İyi. Çok güzel. Ha bu soba bu ne davranıyor? Sobanın şeyi de küllük kısmı. Ha. Şeyi kurum ona dökülüyor. Onu alıyorsun ama döküyorsun. Ama orada havalı ya. Yok şu an bozuldu o. Yenileceğiz. Ha yeni yeni. Evet, suyun akarını buraya doğru meyil yaptım. Şimdi sıra geldi taş döşemeye. Su buraya buradan akacak ve bu yoldan şöyle akarak devam edecek. Gel bak beğenecek misin gel. Hay senin be. Millet hep şeyi soruyor. O kadar yaptın da nenen acaba beğendin mi o kadar yaptığın şeyi? Kim diyor bunu? İzleyenler. Ne? İzleyenler. Ha. Diyorlar ki belki istemiyordu nenen oraları bozmalı öyle eski haline kalsın istiyorlardı diye. Eski haline ne bari çok güzel de diyeyim sana. Emek verilen her şeye şeyim. Eskiden bir dağ evimiz vardı artık yok. Dağ bitti. Ama artık burası ev oldu baya. İyi oldu. Ama oradaki oraya bunu şey ettim aralarına simonta 97 dersin. Simonta değil de. Niye ya çimento mi koyalım? Niye diyeceğim sana? Niye? Yağmur cepten toprağa mopraya çıkıyor. Çıkarsın taşlarıma şey olacak da yuvası olacak ya. Çakıyorum ya bir yuva oluşuyor taşlara. Yani eğer istersen şöyle yaparız. Ben istemiyorum. Yok yok biraz yağmur. Senin emeğini diyorum sana. Anladım. Yok bir şey olmaz. Şöyle yaparız. Biraz yağmur yağsın taşların arası boşalır. Baktık çok boşaldı harçlı doldururuz içine. Yok şimdi bizim çayın ne var ya? Deniz sahasından böyle kapılar böyle döşenmişti bizim tamam mı? Ondan sonra aralara boşaldı biz gene gel o şeye koyardık onları. Kum. Ha. Ama bizim var ya hep taş ya böyle. Kamer görseydin öyle yapsa derdin ki Allah'ım böyle bir ev olur mu? Kapıları mapılar. Bak şimdi bu ne kadar güzel. Abla da çesilecek. Şey. Ne? Balyozu kırdım sapını. Sağ bir şey dayanmaz. Ben korktum senden. Ha bu mutfakta da kirilik elma kaldı zaten.
Yol bitmedi ama ben bittim. Bugünlük herhalde bu kadar. Bir göstereceğim sana. İstirahate geçeceğim. Bugün tükettim kendimi. Zorlasam bitireceğim şunu. Ama daha yapacak başka işler de var. O yüzden yarın bitireyim diyorum. Şu genel olarak bir göstereyim sana. Şimdi yukarıdan yürürken bakıyorum da sanki hep buradaymış gibi geliyor bana. O kadar böyle uyumlu güzel oldu ki. Bakalım sen beğenecek misin? Evet. Şu kadar kaldı. Belki burayı da şuraya kadar da yaparım. Ya fazla bir şey kalmadı. Çoğunu bitirdim zaten. Bak. Merdivenden başladım. Ve böyle devam ettim. Bu tabii daha yıkanacak. Ondan sonra iyice ortaya çıkacak şu yukarısı gibi. Bakalım nasıl duracak. Bak şöyle yukarıdan da bak. Buradan bakınca sanki diyorum ki hep buradaymış gibi. Yani hep böyleydi sanki burası. Evet, bacağım da tutuyor. Bugünlük bu kadar. Artık istirahate geçeyim. Yarın devam ederiz. Taşa bakmanı istiyorum. Şu bir bütün taş değil mi? Hiçbir şeye de benzemiyor. Çok böyle önemli bir şey yok yani. Ancak içini açtığın zaman her şey farklılaşıyor. Şuna bakar mısın? Mavili, böyle bordomsu. Müthiş değil mi? Baksana. Harika ya. Şuna bakar mısın? Ya taşlarla iş yapmak bile böyle bir sanata dönüşüyor. Bir içini okşuyor ya. Böyle hoşuna gidiyor. Şuna bak ya. Harika. Evet. Taş yolumuz hazır. Ya bu taş yolla ilgili yapacağım şey bitti. Şimdi bir tane deneyimiz var. O da şu. Buradan şu yan tarafa hark açtım. Harktan suyun akmasını sağlamam gerekiyordu ve taşları ona göre dizmem gerekiyordu. Şimdi onun testini yapacağız. Su biriktiriyorum. Suyu şu yukarıdan. Suyu arabaya biriktiriyorum. Suyu şuradan boşaltacağım. Ve bakacağım ki nereden akıyor diye. Onu sen de göreceksin. Suyumuz dolmuş. Şimdi şu deneyi de bir yapalım bakalım. Sonra bu taş yolu bir göstereceğim sana detaylı bir şekilde. Şimdi arabayı buradan çekeceğim ve boşaltacağım. Boşalttığım gibi de koşarak o tarafa gideceğim. Seni de alacağım. Bakalım akar nasıl gidecek diye. Hızlı hareket etmem lazım. Evet. Araba bayağı dolu. Biraz suyu boşaltacağız ama yapacak bir şey. Evet. Evet bak suyun akarını görüyor musun? Eğimi doğru verdim herhalde bak. Görüyor musun? Bak hepsi harka geçti. Yani oradan gelen bir su buradan harktan gelerek böyle geçerek gidecek. Yani bu da şu demek oluyor. Saçaklardan akan su buradan harka doğru akacak, gidecek. Yani buraya damlası dahi her türlü eğim bu tarafa onu başarabilmişim. Evet, şöyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum sana. Bu merdivenleri zaten biliyorsun. Merdivenlerimizi yapmıştık. Daha sonra merdivenleri devam ettirdim. Gördüğün gibi şurası ile ilgili de bir düşüncelerimiz var ama bakacağız. Ondan sonra da burası topraktı. Dedin ki burayı da taş yap. Orayı yaptık. Burayı da yaptık. Ve burası böyle gözüküyor.
İşte böyle. Tabii taşların daha oturması için iyicene kuruması lazım toprağın. Toprak kurudukça çekecek kendini. Daha sonra da parmaklarımla böyle biraz baskılıya baskılıya sıkıştıracağım onları. Zaten zamanla hem yağmur hem kuruma derken bu taşları iyicene oturacaktır. Oturmayanları tekrardan monte edeceğim yerlerine. Yani sıkıntı yok şu anda. Doğu cephesi genel olarak böyle ve bitti. Bana göre bitti. Aklıma bir şey gelirse devam edeceğiz ama şu anlık böyle. Şimdi deney yapıyorum derken şunu da denedim aslında. Hiçbir ölçü yapmadım. Eğim vermek için bile böyle ölçüm yapmak lazım. İşte biraz matematik kullanmak lazım. Dedim ki içgüdüsel olarak bakalım yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım diye. Ya çok zor bir şey değil ama ilk yapışta başaramayabilirdim. Ancak o eğimini çok doğru bir şekilde verdiğimi düşünüyorum. Yani yukarılardan su gelse, saçaklardan su aksa hepsi harka doğru yollanacak. Bu da güzel bir deneyim oldu. İlk yapışta bunu başarmak da elbette güzel. Evet, yorucuydu. Gerçekten çok yoruldum. Şimdi biraz istirahat edeyim. Ona göre tekrardan buluşuruz. Evet herkese yeni günden selamlar. Çizimi gördün. Bugün o doğu cephesinde daha çok böyle koyduğumuz bir çöp koyardık genelde bir kovanın içine. Ama oraya uygun bir şekilde böyle demirle ahşap karışımı bir tane çöp kovası yapmak istiyorum. Onun için de burada demirlerimi aldım. Deyim makinemi aldım ve diğer aletler de burada. Şimdi güzelce bir tane oraya çöp kovası yapmak istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Ben de ilk kez deneyeceğim böyle bir şeyi. Gerçekten bu seride genellikle böyle ilk kez denediğim şeyleri göstermeye çalışıyorum. Tabii bir deneyimim var. Mesela kaynak yapmayı kimseden öğrenmedim. Ne yaptım? Bir şeye ihtiyacım vardı. Gördüklerim vardı bir de böyle. Dedim bir ufak ufak deneyeyim. Başarısız oldum. Bir kere bir baltayı yapmaya kalkmıştım. Neredeyse gün içinde 6-7 kere yaptım bozdum. Kırıldı daha doğrusu. Yapamadım. Başarısız oldum. Ertesi gün sıfırdan tekrardan devam ettim. Tekrardan yaptım. Ve o gün herhalde başarmıştım. O günden sonra yapa 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 elim alışmıştı. Yani bir şeyi illa da bir yerden görmene gerek yok. Sadece bazı taktikleri bileceksin. Kendini tehlikeye atmayacak şekilde. Ondan sonrası zaten bir şekilde geliyor. El yatkınlığına bağlı. Bir el yatkınlığım var. Şu anda da farklı bir şeye doğru böyle evrileceğiz. Yani demire şekil vereceğim. Kaynak yapacağım. Ondan sonra ondan bir şey çıkartmaya çalışacağım. Bakalım sonuç ne olacak? Hadi başlayalım. İlk olarak demirlerimizi şekillendirmeyle başlayacağız. Ben de açıkçası daha önce şöyle bir ufak denedim. Dedim ki bunu döve döve acaba şekillendirebilir miyim diye biraz şekil verebiliyorum. Hatta istersem şöyle de verebilirim. Evet, şimdi 30 santimlik halkalar yapacağım. Daha doğrusu çapı 30 santimlik olacak. Bakalım nasıl olacak? Yapalım görelim. Bunu sabitlemem lazım.
Oh. Evet, iskeletimiz hazır. Ayaklarını da yaptım. Ama o kısmı çekemedim, gösteremedim sana. Kafayı yerdin yani. Öyle bir şey yok. Bak, şu bugünkü işimi yarım saatte bitirdim. Tamam mı? Kaynak işimi bitirdim. Tek bir tane bacak beni yarım saate uğraştırdı. Kırıldı, yaptım, kırıldı, yaptım. Yok kaynak, sanki bu kadar şeyi ben kaynak yapmamışım gibi. Olmadı kardeşim ya. Uğraş, uğraş, uğraş. En son neyse oldu. Şimdi bitirdim. Sıra geldi. Şimdi zımparasını da yaptım zaten, gördün. Şimdi geldi sıra bunu boyamaya. Buna güzel bir tane boya çakacağız. Ondan sonra da köye ineceğiz. Bunun için tahta almaya. Öncelikle bir boyamızı vuralım buna. Ah, evet, boya işimiz bitti. Gördüğünüz üzere. Ufak da böyle bir bakır tonu vardı. Dedim bir ufak efekt vereyim ama. Yani zaten şu kısımlar gözükmeyecek tamamıyla. Ahşap kaplanacak, sadece ayakları gözükecek. Ben bunu neden sürdüm? Elimde bu boya vardı ve pas yapmasın diye, paslanmasın diye sürdüm. Yoksa başka bir işlevi yok yani. Evet, çöp kutumun iskeleti tamamdır. Şimdi tahtalarını da alalım. Tahtalarını gideceğim şimdi köye. Getireceğim. Daha sonra monte edeceğim ve yerine koyacağım. Bakalım yerine nasıl gözükecek. Kaynak ustalarından özür diliyorum. Kaynak işimi gördünüz muhtemelen. Vardır kaynak yapanlar. Özür diliyorum, gerçekten benim hiçbir bir becerim yok. İlk kez de demire şekil verip onunla böyle bir şey yaptım daha doğrusu. Bu ilk deneyimim. Ama keyif aldım, yalan yok. Çok güzel olmadı ve bunun muadili şeyler şu anda 3000 lira civarına satılıyor. Onlar kadar kusursuz güzel olmasa da o işleri görecek bir şey yapıyorum şu anda. Bitirebilirsem tabii o zaman konuşacağız. İnşallah bitirebilirim. Evet, şimdi köye ineyim ben. Tahtaları alayım ve geleyim. Sadece 4 parçası kaldı. Ancak bugünlük bırakacağım. Artık üşümeye başladım. Yoruldum. Acıktım da. Bugünlük bu kadar olsun. Normal şartlarda kendimi bitap hale gelene kadar çalıştırırdım. Şurada gördüm 4 parça şey kalmıştı. Dedim ki bırak ya, ne olacak? Bitecek de ne olacak ya? Yarın devam edeceğiz inşallah. Bugün de güzel oldu. Soğuk ya. Hava gerçekten soğudu. Üşümemden değil de yani çok hareketli kalmıyorum. El becerisiyle yaptığım işler olduğu için vücut üşümeye, ayaklar özellikle üşümeye başlıyor. Ayaklar üşüyünce de sıkıntı. Şu an burnum da üşüyor. Artık eve geçeyim, sobamı yakayım ve yanına kıvrılayım. Ah, evet, yeni günden herkese selamlar. Kahvaltımı yaptım, evdeki işlerimi hallettim. Şimdi dışarı çıktım. Bugün de bir yağmur geliyor muhtemelen. Yağmurdan önce bunu bitirip yerine koymak istiyorum. Daha işlemleri var. Çok fazla işlem var hatta. Tahtalar temizlenecek. Onlara ufaktan böyle bir renk verilecek falan. Daha bir sürü işleri var. Düzeltmeler yapılacak. Buna bir kapak lazım. Poşeti koyacağım yeri nasıl ayarlayacağım onu şu an düşünmemişim. Onu düşünüyorum. Yaptıkça göstereceğim sana zaten. Şimdi inşallah bunu da bitirelim. Doğu cephesinin son dokunuşunu da yapalım. Ondan sonra zaten eksik bir şey varsa senin söylemlerine göre de hareket ederiz. Şimdi de şu yüzeydeki vidaların çıkış yerlerini güzelce temizleyeceğim ve daha sonra da bunlara zımpara gelecek. Zımparasını yapacağız.
Bak şimdi zımparalama işine giriştim. Şu deseni görüyorsun değil mi? Sanki yanık gibi biraz. Gördün değil mi? Daha önce tahta yakmayı sana göstermiştim. Tahta yakmanın ne kadar güzel desenler çıkarttığını. Bak bu yanmayan yeri sana nasıl yaptığımı göstereceğim. Burada bir spiral ağzı var. Tamam mı? Avuç içi taşlama makinesine taktığın zımpara kağıtlarının üst üste böyle bindirilerek yapılan bir başlık. Bu başlık artık yıpranmış. Tamam mı? Yani artık bunu zımparalayacak, yani törpüleyecek, o üstündeki şeyi alacak hali kalmamış. Bu ne yapıyor biliyor musun artık? Bak şu siyahlığı da görüyorsun. Bu artık yakmaya başlıyor sürtündüğü yeri. Yani ben bununla şuraya sürtünerek buna desen veriyorum. Hem de üstünü bayağı bir pürüzsüzleştiriyorum. Yani o pürüzlerini alarak bir nevi cilalama yapıyorum ama bak cilalamanın rengine bakar mısın? Her ağaçta da farklı oluyor böyle. Bak şöyle. Gördün mü? Efektif oluyor böyle. Biraz efekt vermiş oluyorsun. Yani güzel duruyor bence. Bu yöntemi de deneyebilirsin. Eski başlıklarını atma. Bunları böyle kullanabilirsin. Ayrıca bıçak bilemeye de bunlar müthiş. Bunlarla çok güzel bıçak bileniyor. Ezan vakti. Çakallara bak. Şu ezanı bir dinleyelim, bir şeyler söyleyeceğim. Evet, şimdi bir şeyi andım ve bir şeyi de sana aktarmak istedim. Dedem ezan okunduğu anda elinde olan işi bırakırmış ve direkt olarak namaza çıkarmış. Yani şu işi de bitireyim. Genel olarak yani. Tabii bazı ekstrem durumlar vardır. Şartlara göre şekillenebilirsin ama genel olarak düsturu o yöndeymiş. Aslında çok güzel bir disiplin. Yani ben de ona uymaya çalışıyorum. Bu aslında güzel bir düstur. Aslında bir nevi de nefis terbiyesi gibi bir şey. Yani o an o işi yapıp ondan tatmin olmaya devam edebilirsin ama yani o anı kaçırmak istemiyor. Ezan okundu, namaz vakti girdi ve namazına gidiyor. Belki işini bitirmeye çalıştığı anda hayatını kaybedebilir. Belki o açıdan düşünüyordur ve son olarak namazını kılıp gitmek istiyordur. Yani bir sürü düşünce aslında orada çıkabilir. Ama güzel bir düstur, disiplin de veriyor insana. Bir yandan da mana aleminde böyle bir derinlik katıyor sana. O da güzel bir örnek oldu. Eminim senin de çevrende, büyüklerinde gördüğüm, belki de yaşadığım bir şeydir. Evet, çöp kovası neredeyse bitmek üzere. Çok kısa bir ara vereceğim. Ondan sonra işimize devam edeceğiz. İşte bu kadar. Bitti. Şimdi detaylı göstereceğim sana ama. Ya yaparken dedim ki değmez yani. Hani bu kadar gösterişe de ne gerek var. Koy oraya iki tahta çak. İçine koy poşete gitsin. Ama yapmışken de kendimi biraz zorlamak istedim.
Değişik değişik şeyler denedim. Mesela bir kulp yapmak, kaynak kabiliyetimi geliştirmek, demire şekil vermek, onu kaynaklamak ve ondan bir şey çıkartmak. Gerçekten süreç acayip işledi. Sonuçta duygularımı değil, dillendireceğim sana ama öncelikle şunu bir göstermek istiyorum detaylı. İçine de bir şey yaptım poşeti tutması için. Ondan sonra da yerine koyalım. Daha sonra doğu cephesini bir göstereyim tekrardan. Ondan sonra da kapanışı yapacağız. Evet, burada bir menteşemiz var. Bunlar hep böyle çıkma yani. Bu profil parçası, şu demir parçası, kulp yaptım, sağlam oldu dediğim için elimde kalıyormuş. Neyse açıyorum içini ve gösteriyorum sana. İşte iç kısmı. Alt kısmında şöyle görüyorsun, poşet yere değmesin diye altına bir şey koydum, taban koydum. Şimdi asıl mesele şu, şurada detaylar var. Bak, burada bakır teller var. Bunlar poşeti tutmak için yaptığım bir nevi mandallar. Weathered. İşte böyle. Nasıl ama? Ya çok iyi olmadı mı ya? Acayip içime sindi. Ya bak poşetler de öyle gelmiyor yani. Tutuyor yani. Havada tutuyor. Zaten çok güç uygulamasına gerek yok. Ya tutabiliyor. Bunu da sonradan uydurdum bunları. Düşündüm düşündüm ne yapabilirim diye. Sonra bakır tellerle bir mandal yapayım dedim. Bence de gayet güzel oldu. Şimdi bunun yerine koyma vakti. Evet. Şimdi bakalım buraya nasıl koyacağız. Burada böyle duruyor. Güzel oldu ya. Bak aç. Aç dursun şöyle. Ondan sonra kapat. Düşüncelerini bekliyorum. Yani yaparken hayal edebildin mi bu tarz bir şey böyle güzel duracağım. Bence güzel duruyor bilmiyorum ama ya da kendi yaptığım için öyledir. Şu anda bunun muadillerine baktığımda tabii daha güzel böyle parçalar. Böyle çıkma parçalar kullanmıyorlar. Hepsi profesyonel kesilmiş ve kaynaklanmış. Ancak burada tamamıyla çıkma parçalarla, hurda parçalarla ortaya koyulmuş bir eser var diyebiliriz herhalde. Şimdi genel çevreyi de bir gösterelim ondan sonra bugünü bitirelim. Evet işte doğu cephesi. Evet, yola taşlarımı dizdim. Burayı tamamıyla taş yaptım. Burayla ilgili yorumlarını kesinlikle bekliyorum. Belki tavsiye verebilirsin ama aralarında çimlerin çıktığını bir hayal etmeni istiyorum. Şimdilik odunlar bu kadar. Burası komple şöyle odun dolması gerekiyor. Yani pencereye kadar hatta daha da fazla odun dolması gerekiyor. Onu da yapacağız. Çöp kutumuz var. Çöp kutumuz nasıl oldu oraya? Yakıştı değil mi? Odunların yükseldiğini düşün ve orada da çöp kutusunu hayal et. Bayağı güzel duruyor sanki. Hemen şurada lambamız var. Sonra penceremizi yapmıştık. Penceremiz artık açılıp kapanabiliyor. İçeride bir kilit sistemi var. Perdeyi daha değişmedim. Camını sileceğim. Kilit sisteminde içeriye girdiğimiz zaman göstereceğim. Şu anda göstermeyeceğim. Güzel bir kilit yaptım ona. Şöyle H'yi yükseltmiştik biliyorsun. Bu aslında hem şekil olarak H, hisseden adamın H'si ama bir yandan da işlevi var. Şu işlevi var. Kısa olduğu zaman rüzgar bir şekilde geri yine gelebiliyordu. Şimdi biraz daha uzattım ki rüzgar içeri girdiği zaman direkt çaprazlama delikten aşağı doğru gelmesin diye. O yükseklik şu anda beni bayağı rahatlattı diyebilirim. Sıkıntı yok. Baca gayet güzel çalışıyor. Hemen şuraya mastik yapmıştık. Oradan bir akıntı olmadı. O da işlevsel şu anda herhangi bir sorun yok. Şu kısmın cephenin ölü derisini temizlemiştik. Bunu değiştirmeyeceğiz. Şu taht aralarıyla alakalı çok fazla yorum geldi. Onunla ilgili de zaten yorumlarda bahsetmiştim. Burası yani betondan aşağısı odaya açılıyor. Betondan yukarısı ahşap olan kısım ise çatı arasına. Çatı arası zaten açık biliyorsun. O yüzden o tahtaların değişmesine gerek yok. Yağmur cephesi zaten bu cepheden vurmuyor hiçbir zaman. Ya da oraya kadar çıkmıyor. Ama diğer cephelerde direkt çatıya doğru vurabiliyor. O yüzden burası korunaklı. Burayla ilgili sorun yok. Öyle kalabilir. Doğu cephesiyle alakalı yapacaklarım bu kadardı. Herhangi bir fikir vereceksen, düşüncen varsa, şurada şu eksik dersen onlara da tekrardan bakabiliriz. Evet bugünlük benden bu kadar. Daha söyleyeceğim bir şey yok. Yapacağım da bir şey yok. Yorucuydu. 3 gündür de şu çöp kovası ile ilgileniyorum. Ama güzeldi. Benim için güzel bir deneyimdi. Sırf deneyim için katlandım. Yoksa gider parasını verir alır koyardım oraya. Burada birkaç tane tahtayı çakardım. İçine de poşet koyardım. Al sana çöp kutusu derdim. Ama gerçekten güzel bir deneyim oldu benim için. Mutluluğumu görüyorsun değil mi? Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşça kal.